hükümet mensubu arkadaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize ayrıca saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Malumunuz 31 Mart yerel seçimleri sürecini yaşadık. Bizler 70 gün boyunca kampanyamızı sahada yürüttük. Bir yarışa girdik. Bu yarışta milletvekilimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız, özellikle merkez ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, aile bireylerimiz, aday aday olup da aday olmayan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz kol kola girip kapı kapı dolaştık. Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı. Uğrayamadığımız yerlerde muhabbet yoğunmuştu. Ardahanlı hemşerilerimizin ve yaşayanların iradesinin sandığa yansıması için biz de sürece pozitif katkı sunduk. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her hemşerimize, yaşayanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca aday olarak yarıştığımız arkadaşlara da çok kırıcı olmayan bir kampanya döneminden dolayı şehrim adına da teşekkür ediyorum. Hem bir seçim değerlendirmesi hem de sonunda açıklayacağım şekillenen bir durumla ilgili sizleri teşkilatımıza davet ettik. Hoş geldiniz tekrardan. Süreciyle ilgili öncelikle seçim süreciyle ilgili çekingenimiz olan birkaç hususu paylaştıktan sonra seçim günü özellikle yaşadığımız hususlar ve sonunda yaşanan hususlarla ilgili sizlere birkaç aktarımım olacak. Tabii seçime başladığımızda seçim takvimi içinde sandık kurulları oluşturuldu. İlçe seçim kurulu tarafından. Çok manidar bir sandık kurulu oluşumu şekillendi. Birinci derece yakınlarımız başta olmak üzere teşkilatımızda, vekilimize, akraba yakınlarının belediye sınırları dışarısında sandık kurullarına yazıldığını tespit ettik. Hatta itirazlar oldu. Birkaç haricinde geri dönen olmadı. Bu dedik tesadüftür veyahut da yani artık oraya içselleştirmedik olay. Sürecinde biz yine yarışımıza devam ettik. Sahadaki çalışmalarımıza devam ettik. Maalesef seçim günü sabahtan başlayarak 49 sandığımız var biliyorsunuz şehir merkezinde. Bunları tek tek dolaşmaya başladık. Cezaevi sandığı hariç bütün sandıklara gittik. Sandıkların bir kısmında özellikle başlangıçta sandık kurulu oluşumu noktasında bahsettiğim hususlara simetrik, özel, kriminal bir çalışma yapıldığını hissiyatına vardık. Sandık kurullarında yaşanan sorunlar bize geldikçe bu hissiyatımız giderek güçlendi. Sandık kurulunda düşünün ki önemli bir seçmen sahip bir sandık kurulunda resmi görevi olmamasına rağmen gidip burada ben sandık başkanıyım deyip orada gelen insanları salona alıp dışarı yönlendiren, oy kullanma noktasında etkileyen birileri olduğunu tespit ettik ve sanığa bağlandı. Hatta oradaki memur üye bile orada imza attı ayrıca. Yani diğer partiler üyeleri de attı. Bunu bu tutanağı elimizde bu evraklar içerisinde var. Yine gün içinde kısıtlı olan yani oy kullanma listede ismi var ama karşısında kısıtlı yazan oy kullanma hakkına sahip olmayan kişilere oy kullandırıldı. Bahsettiğim bu simetrik sandıklarda özellikle kullandırıldı. Ve bu sandıklarda maalesef kullanılan oylar günün sonunda fazla oy gözüktüğü için imzalara gelince tespit ediliyor bu. O oylar çıkartılıp iptal edilmiş. Oy kullanma hakkına sahip olmayan kişilere de ayrıca oy kullandırıldığı tespitlerimiz de var. Tutanaklarımız da mevcut. Devamında bir kısım insanlarımızın özellikle yaşlı insanlarımızın oy kullanma noktasında ciddi şekilde zorluk yaşadı. Sandık kurullarında bu anlamda yani tabiri caizse kullanmasın gitsin bağlamında bir öteleme olduğu tespitlerimiz var. Ama asıl garabet en baştaki söylediğim gibi oy sayım ve döküm işlemleri esnasında gördüklerimiz. Düşünün ki oylar açık şekilde ilan edilir, teşhir edilir. Oradaki kurulda veya salondaki insanlara gösterilmesi gerekiyor. Ama burada oylar salonda kayıtlar yer verilmişse, video kayıtları var. Vatandaş oradaki insanlar oyları bize gösterseniz kardeşim demesine rağmen, bak bunlar da kanıtlı elimizde, belli sayıya kadar bu oylar gösterilmiyor. Okunuyor,
ters kapatılıyor. Okunuyor, ters kapatılıyor. Bu da elimizde mevcut. Yine 324 tane seçmenin oy kullandığı sandıkta gidip oyu kullandıktan sonra vatandaşımızın imzasını attığı ve ortada yok. Yani o sayede, o sandıkta kim oy kullanmış, kullanmamış maalesef belli değil. Devamında yaşadığımız bu tür sorunların hepsini biz tutanak aldık. Burada şunu sizlere arz etmek istiyorum. Ardından hemşehrilerimin ve buradaki seçmenlerimizin de sağduyusuna sunuyorum. Bakınız, bize ile ulaşan sandık sonuç tutanaklarına göre bize gelen, partilerimizden gelenlere göre 36 oy farklı. Ama birleştirme tutanaklarında nihai olarak 175 tane oy gözüküyor. Şimdi 175 oy fark gözüküyor ve iki tane sandıkta, bahsettiğim iki sandıkta, hukuka aykırı işler yapılan iki sandıktaki toplam oy 650. 11.800 seçmen oy kullanmış, 640 tane oyumuz geçersiz şu an. Bunun da ayrıca neden olduğunu biz tabii ki bilmek istiyoruz. Çünkü sandık kurullarındaki bu simetrik kriminal çalışmanın burada seçmenin iradesinin ötesinde olduğuna inanıyoruz. Vatandaşımızın iradesinin sandığa yansıtıldığına, oyunu kullanmıştır, sandık sonuçlarına yansıtıldığına inanmıyoruz. Sonuçta biz Ardahan'da seçim günü ve seçim akşamı bir emek hırsızlığı yapıldığına inanıyoruz. Bir oy bile bizim için çok kıymetli. Vatandaşımızın iradesidir. Bilirsiniz, hiç kimse kimsenin patronu değildir. Oyunu gider, kendi perdesinin arkasında kullanır. Sandık sonuçlarını korumak, kollamak da tabii ki yetkililere aittir. Sandıklarda görevli, özellikle kamu adına görevli kişilerin maalesef burada hukuka aykırı davrandıkları tutanaklarımızda da bellidir. Aşikar. Biz bu hususları da netleştirdiğimiz, dilekçeye çevirdiğimiz hukukçularımızın da eşliğinde dün itibariyle Ardahan İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. Talebimiz şu, iki talebimiz var. Birincisi, seçimin zaten sonuçlarının güvenilirliği ortadan kalkmıştır. Maalesef vatandaşımızın iradesinin sandığa tecessümü bu şekilde manipüle edilmiştir. Usulsüzlükler var. Bundan dolayı da seçimlerin yenilenmesi, eğer bu mümkün değilse de, mümkün değilse de derken iki maddeli bir dilekçemiz var. Diğeri de tek sandıkların tekrar sayılması. Bu hususlarla ilgili elimizde sayısız demeyeyim de belli sayıda tutanaklarımız mevcut. Bunların hepsi sandık kurullarında kayda geçirilmiş ve işleme sokulmuş evraklarımızla beraber. Ayrıca flash diskte görüntülü kayıtlar da var. Yani görevi olmayıp sandığa gidip orada belli saatlerce kalan kişilerle ilgili dilekçeler de elimizde mevcut. Bundan dolayı Ardahan'ın hemşehrilerimizin iradesinin sandıkta tecessümü için biz tabii ki sonuçta hukuk ne karar verirse ona saygı gösteririz. Ama hakikaten bizim bu süreçte emeği olan insanların da ve kendi emeğimizin de takipçisi olmak kadar doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani emeğimiz çalınmasın, bu insanların iradesinin sonucu net olarak vatandaşımıza şeffaf olarak yansıtılsın arzusundayız. Sonuç ne olursa olsun, hukukun vereceği sonuç ne olursa olsun biz yine Ardahan'dayız. İnsanlarımızla bir arada olacağız. Her zaman olduğu gibi cenazesinde de düğününde olacağız. Gönül gönüle olacağız. Ama bizim de en doğal hakkımız bu başvuruyu yapmaktır. Bunu ajite etmeye çalışacaklardır. Başka illerle benzetmeye çalışacaktır. Ama biz Ardahan özelinde bu yapılan işlemleri belgeleriyle de sunuyoruz. İlçe Seçim Kurulu, peşine İl Seçim Kurulu süreçleri işleyecektir. Bakalım ne olacak. İnşallah bütün gerçekliğiyle merkezde belediye başkanlığı için kullanılan oyların şeffaf bir şekilde, vatandaşımızın da güven edeceği şekilde sonuçlar ortaya çıkar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri ve tüm hemşehrilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başkan, bir şey arz edebilir miyim? Bu şimdi dediniz 600 küsür oy. Bu vatandaş oyunu kullanmış, o kullandığı, imza attığı şey mi kayıp? Tabii vatandaşımızın 300 lira. Aynen şöyle gidip oyumuzu kullanıyoruz.
Evet. Değerli abi. Tamam, ben başkanım. Kimliğimizi verdiğimiz kişi gel, oy kullandıktan sonra seni çağırıyor. Diyor ki gel kardeşim şuraya bir imzanı at, al kimliği. Şu an bu föy kayıp yok. Bu föy kayıp yok. Ayrıca gün içinde bahsettiğim yine bir sandığımızda isimler, sandık numaraları bizde. Görüntülerle tespitli. Sabahtan akşama kadar orada sandık kurulu gibi, başkan gibi görev yapıyor. Daha doğrusu eşinin yerine gidip görev yapıyor. Görevli olmamasına rağmen. Ve salondakilerin davranışlarından sonra kuşku duymasıyla beraber ortaya çıkan bir durum. Bu kişi hakkında yasal işlem yapılır. Bu tabii ki adalet sonuçta bu tespitler iletildiği için muhakkak ki seçim güvenliği ve seçim sonuçlarını kuşku veya tereddüt uyandırdığı için muhakkak ki adli işlemler başlatılacak. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorusu olan varsa soru alabilirsiniz. Başkanım burada il ve ilçe teşkilatlarının hiçbir suçu yok. Seçimi kaybetmediniz de. Bakir Bey yani şu anda suç aramıyoruz, hak arıyoruz. Şimdi doğrusu. Tamam biz de suçu arıyoruz şu anda ama teşkilatların iyi çalışıp çalışmadığını fark atsaydınız bu kadar itiraz eder miydiniz tekrardan? Ya tabii ki teşkilat bağlamında değil. Son bir haftada gerçekten bir rehavet oluştuğunun farkındayım ben. Yani çünkü sahadaki teveccüh belli oldu. Özellikle toplantılarımızda, bazı toplu programlarımızda. Burada bir rehavet var tabii. Seçim gününde oluşan bir rehavet var. Bir de Ramazan'ın verdiği bir sorun var. Düşünün ki sabahleyin sandık kurulunda görevli arkadaşlar gidiyor. Resmi sandık kurulu başkanı sandık sonuç tutanaklarını sabahtan imzalatıyor. Yani oraya rakamlar yazılmadan sonuç tutanaklarını imzalatıyor. Akşam arkadaşlar iftara yani iftar saatine yetişelim hesabından biraz da o kişi art niyet görmüyorlar. Ama biz kurul oluş durumunda ve günün içinde gördüğümüz şeylerde ciddi bir çalışma yapıldığının farkındayız. Sizin anlattığınızda şu çıkıyor. CHP değil, CHP'nin dışında semestik diyorsunuz ya, o nedir? Bir şey dediniz ya. Sanki bir başka bir organize mi yapılmış bu sandıklarla yönelik? Yani bizim başka kardeşlerimiz bir... için bir organizasyon yapılmış. CHP yani, değildi sanki başkaları mı yaptı gibi görünüyor. Yani buna benzer bir şey işte. Yani muhakkak ki CHP derken yani adayın belki bu yönde bir çalışması olmuş. Hı hı. Yani sandık sürekli... Özel bir çalışma var sanki diyorsunuz. Özel, ayrı bir çalışma. Partinin yaptığı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Ama adayın kendisinin yaptırdığı bir çalışma da olabilir. Çünkü şöyle bir şey, ben açıkçası burada artık net görüyorum. Bizim, yani bu tabii enaniyet olmasın, vatandaşımızın bize gelen kamuoyu yoklamalarında %49 bandında bizim oy bandımız gözüküyor. İmza föyünün kaybolması çok manidar. Yani bizim seçimi aldığımızda tartışılır hale gelmesi için de yapılmış olabilir ama günün sonunda başka şeyler ortaya. Evet. Yani orada çünkü bana gelen kamuoyu yoklamalarında, genel merkezin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında 9 ile 11 puan arasında bir fark var. Başkanım 5 mahallede de zaten birinci çıkıyor. Yani Ardahan'ın 7 mahallesinin 5'inde biz birinci çıkmışız. Sadece oy yoğunluğu olan 2 mahallede, Kaptanpaşa ve Karagöl mahallesinde ve bahsettiğim sandıkların çoğusu da bu alanda burada özel bir çalışma yapıyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah kalim olurum.